Bugün benim en mutlu günüm ama şu anda çok sıkıştım. İleride. Normalde benim Cimin'le takması gerektiğini falan düşünmem gerekiyor. Ama bir tek düşündüğüm şey var. Tuvalet. İleride. Düştüğümüz hale bak. Hadi gelin o zaman. Beklenmedik zamanlarda, beklenmedik yerlerde tertemiz tuvalet beklentisi olan insanların şehrini. İyi günler sevgili basketbol severler, Şelil NBA Game Time'a hoş geldiniz. NBA Digital'da her zaman olduğu gibi sevgili Murat Muratanoğlu ile birlikte NBA Playoff'larının gündemini konuşacağız. Biten bir konferans finalimiz var, uzayan bir konferans finalimiz var. Tüm detayları ve Celtics tarafını özellikle NBA finallerine doğru da konuşacağız. E Murat abi Deniz Aksoy gibi girmeye çalıştım ama... Olmuyor değil mi? Alışmadık. Ama teşekkür ederim ya. Atları. Ne anlamda? E Kahve mi getirmişsin? Aa, şöyle oldu abi... Bir mola ihtiyacımız oldu yolda. Oluyor yani benim için. feci bir trafik vardı. Ama sen vardı. gençsin. Senin bu kadar sık olmaması lazım. <laughs> abi benim çok oluyor. Allah razı olsun. Şelin çözmesi zor ama şöyle bir çözüm sunuyorlar. Ee, çok temiz ve kaliteli tuvaletler var. Onları yol boyunca kullanabiliyoruz. Üstüne üstü abi girmişken sana da bir kahve kaptım. Teşekkür ederim. <laughs> İkimizin de boğazında bir şey var iyi geldi. Ben de bir aft var, bir de bir gıcıklanma var. Ne oluyor bu 8 9 1 haftalık ara fena olmayacak gibi NBA finalleri öncesinde. Ara vermeyecekler ki. Ee, öyle mi diyorsun? Abi nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama Dallas serisinin 4-0 bitmesi imkansızdı yani. 9 gün ara mı verecek NBA? Beyzbol başlamış. WNBA eskisine göre kat ve kat izleniyor. Adam Silver yayın ihalesinde hiçbir şey netleşmedi diyor böyle bir dönem. Birçok şey mi? netleşti gerçi ama Adobe ağzından kelime almak zor. Murat abi tişörtlerimizi kim kazandı peki? Onu Evet. Yeni bir ameliyat olmuş bu arada. Lanzo. Geçmiş Daha şiir. önce çok az denilmiş, denenmiş bir ameliyat. İnşallah e, başarılı olur. Oğulcan Pekcan e, Lanzo, Vanzo Ball e, yani adlandı. NBA tarihine geçemedi ama tıp tarihine geçen Geçebilir. Bir basketbolcu olabilir. O dediğin gibi çok istisnai bir ameliyat oldu. Olabilir. Fatih Başkan galiba. Warriors, Clay Thompson. Belki de tarih olacak bir t-shirt. Son baskılar. Belki de. Son baskılar. Güle güle kullanın. Bu hafta haftada çok kolay ikisi de. İkisi de got tartışmalarında hep yer alır abi kardeş gibi oldular zaman içinde ve gece yarısı küçüğü büyüğü arayıp her şeyi sorabiliyordu. Öyle bir ilişkileri oldu. Yeter. Değil mi Anıl? Bence de gayet cevabımız açık. Sizin de cevaplarınızı aşağıya yorum olarak bekliyoruz. Murat abi uzayan seriyle, batı finaliyle dün gecenin sıcak maçıyla başlayalım. Bu serinin 3-0'a gelmesiyle birlikte NBA tarihinde, NBA playoffları tarihinde 154. kez bir seri 3-0'a geldi ve 154 geçmiş tecrübede de seriyi 3-0'a getiren takım kazandı. Sadece 4 seri 7. maça gitti. Bunlardan biri geçtiğimiz sezonki Boston Miami serisiydi ama hani gariptir. Momentumu alan takımlar 7. maçı kaybediyorlar. Yakıt kalmıyor herhalde. Peki Minnesota, dün gece gördüğüm Minnesota, Towns'ın toparlandığı bir Minnesota, Edwards'ın liderliği derken sence bu seriyi nereye kadar uzatabilir? ve tarihi bir geri dönüşün ilk adımı olarak bu maçı hatırlar mıyız? Sen dün gece Minnesota'yı nasıl gördün? Valla ben Minnesota'dan ziyade Derek Lively'i görmediğim için bir takım şeylerin gerçekleştiğini düşünüyorum. Hem hücumda hem savunmada. Yani Doncic o boyalı alana girdiği zaman onun için her zaman kolladığı o Eyalayup yoktu. Hatta 8'de 2 ile oynadı boyalı alandan ki onun için çok çok düşük. E, Kayre e, çok pasif oynadı. Yani o içeri dalan e, Kayre'yi pek göremedik. E savunmada e, bu ya yani, o kadar büyük bir eksiği var ki mesela doğru hatırlıyorsam Cat ilk 7 atışının sadece 1'inde üçlü kullandı. zaten ilk yarıda çok da iyi değildi. Çok da değildi. aktif değildi. Değildi. 3. çeyrek, 10 sayı, son çeyrek 10 sayı, 5 faal, 6 faulle oyun dışı kalana kadar. Yani Lively'nin orada e, bowling topu gibi oradan oraya sektirmesi, şu yapması falan çok aradılar. Gaffer'da da olumsuz etkilediğini düşünüyorum. E, Dallas'ın hep savunmasını konuşuyoruz takaslardan sonra. Hakikaten e, işte kaç maçtır NBA'in, 20 küsür maçtır NBA'nin en iyi savunması. Ama e, her ne kadar takaslardan gelen oyuncuların buna katkısı olsa da, esas draft etti ya da Oklahoma'dan draft'te aldı, draftinde aldı. Derek Lively orada esas fark yaratan oyuncuydu. Ki biz senin 3. maçtan sonra kendi aramızda konuşurken eğer erken sakatlanmasaydı maçı da çok iyi açmıştı. Evet. E, muhtemelen o maçı böyle blowout'a çok farklı bir galibiyete götürebilirdi. Bunu da konuşuyorduk. Şimdi boyun çok enteresandır. Yani ben yıllardır çekiyorum. Ee, günü gününe uymaz. Çok da talihsiz pozisyon. İnanılmaz evet. sert. Daha, daha da aldı. kötü olabilirdi. Ee, o açıdan yani belki de 5. E, maç risk etmezlerse 6. maç e, Seri'nin kilit maçı olacak. Çünkü hakikaten Edwars daha agresif. 8 tane e, orta mesafe e, şut kullandı. Çoğunda da başarılı oldu. Buralara çok daha rahat giriyor. Ki oraları girdiğiniz zaman orayı savunma konusunda çok çok iyi değil Mavericks. Yani savunması çok yukarıya gitti. Çok verimli hale geldi ama Thunder serisinde de görmüştük. Şahin de oraya çok fazla girip pozisyon bulup atışını e, bulduktan sonra isabete çevirdiği bölümler vardı. Edward Edwards oradaki madeni gördü. Yani Edwards'ın oyununun da bir parçası. E, de o açıdan yani özel yapılmış bir şey değil. savunamadıkları için daha çok... Arıyor. Daha çok başvurdular. Ama tabii buradaki e, faktör e, cat. Yani 3 maç inanılmaz bir e, feci yüzde. yüzde %13.6 NBA konferans ha. yönelleri tarihin en düşüyor. 22'de 3. Yani biz zaten... 13.6. Şimdi o üçlükleri atamıyorsa ki bu maçta işte başlangıcı da farklıydı. Sonra üçlük pozisyonları gelmeye başladı. Yani kendini o... E, büyük bir Clay Thompson gibi görüyor zaman zaman. E, bu da iki uzun oynamanın bir... E, avantajını ortadan... E, büyük ölçüde kaldırıyor. E, savunmada zaten, gerçi dün... E, kritik faal, hücum faaliydi, dirsekledi P.J.'yi. E, savunmada Rudy Gobert'in de... etkinliğini... azaltıyor faal problemine girdiği zaman. Ama dün bir değişiklik yaptı... E, Minnesota. Don eee Edwards'a Edwards verdi. Şeyi de e, Kyrie'yi de e, McDaniels'a verdi. Tam tersini yapıyordu. Ama bence burada e, iki oyuncunun da Lively'nin eksikliğinden de e, etkilenerek diğer oyuncular e, felaket uçuşu attılar PJ özellikle. 9'da 2 Yani tabii. o köşelere özellikle şey yapıyordu. Ama yani ben %100 döndüğü takdirde hala 4 2 demiştim ben. 4 2 Dallas diyorum. E Kleber'in dönüşü var. Dönüşlerden bahsetmişken Mayıs ayında 3 Mayıs'taydı galiba Clipper serisinin 4. maçından sonra ki iyi de oynuyordu o seriyi. Sen çok önemli bir kayıp olarak nitelendirmiştin ve memleksin ileriki turlarda da arayacağını söylemiştin. Yetişti. Yani Maxi Kleber yetişti abi. Tabii ki Ama farklı şeyleri masaya getiriyor. Yani live gibi değil. Evet, yani. Yani biraz o pick pop'u getiriyor ama bir senkron sorunu da var. Bir tane hatta Don onu pick and pop oynadı. Yüzde yüz kullanması gereken bir şutu Don e geri bıraktı pas olarak. Orada Don Çiçoğlu'yla e konuştular. Fiziksel olarak iyi durumda değil. Hatta garip bir durum ortaya çıktı. Bir takım toplantısı yapıyor Mavericks. Dört oyuncu. E, Klemer orada takımın toplandığını bile anlamadı. Kayrı böyle bağıra çağıra o gruba davet etti onu. Tereddüt vardı. Noal, yani bir şutör için omuz sakatlığı önemli bir şeydir. İyileşirse tabii ki bir artı getirir yani iyileşti diyorlar da kafa olarak da iyileşirse bir artı getirecektir. Ama yani Dallas'ın bu seneki hayali şampiyonluksa yani çok iyi dönmesi lazım Derek Lively'nin. Kesinlikle öyle. Ben hücumda hep konuşuyorduk bunu Murat abi. Luka Doncic'in oynadığı uzunları listeliyoruz. Lively ve Gafford'a kadar etrafına doğru dürüst hiç böyle dikey tehdit Özellikle o sıralı perdeleri kullandıktan sonra Stöhr dışarıya çıktığında kendi cebinden havaya kaldırıp vurdurtacağı oyuncu yoktu. Şimdi iki tane onu yani bulunca... Belki Porzingis bir ara ama... Ama Porzingis'i de Carlisle biraz Towns'ın Minnesota'da oynadığı gibi, uzun gard evet. gibi oynatıyordu. Müthiş de bir kimyaları yoktu açıkçası. Yok, araları iyi değilmiş sanırım. Thunder'dan dün gecelikle dört tane fazla maç oynadı Mavericks. En yakın rakibi Thunder'ın 9 ya da 10 tane alevipu var tüm playofflarda. offlarda Mavericks'in 50 tane var. <laughs> Ve Lively sakattı dün gece yani. Hakikaten inanılmaz bir parça Ya Şimdi Dallas'ın hep... E, Lively'nin savunmaya kattığı şeyden söz ediyoruz. E, şimdi Minnesota... ligin en uzun takımı. Yani... Kanlı yokken özellikle... Dün bir ara Anderson top getiriyordu. Yani e, gitgide... uzatmaya çalışıyor takımı. Ama... E, bu... Dün akşam da eşitti. Reboundlarda galiba 2 rebound üstünlüğü vardı Minnesota'nın. Bloklarda aynıydı doğru hatırlıyorsam. Şimdi dün akşamına kadar Minnesota'nın en etkili şeylerinden olması gereken Dallas reboundlarda artı 11 rebounddı. İki ise 9'a indi o. Bloklarda da artı 8 bloktu. Minnesota'nın 4 oyuncusu zaman zaman sahada 2-0-6 ve, ve 3'lü oluyor. Kyle Anderson'ın o topu getirdiği sekansları çok gördük. O tepedeki elbolları zaten çok görüyorlar. Evet. Çünkü Kyle Anderson verdikten sonra bayağı iyi perde yapıyor. Edwards'ın da yine senin altını çizdiğim enteresan bir pasörlüğü var. Kyle Anderson'ın topsuz perdeleriyle birleşince birkaç tane yani kaliteli şut buldular ve onları da soktular. E Mike Conley'e de belki değinmek lazım. kere inanılmaz oynadı bence. Yani zaten maç sonu ihtiyar delikanlıya Anthony Edwards'la hakkını teslim etti. Verdi. İyi bir seri geçirmiyor esasında ama... Yani tecrübesi bile kritik anlarda e, ön plana çıkıyor. Dallas'ta sadece iki oyuncu 2-0-6 ve üstü. Ama Lively varken P.J. Washington ve Derrick Jones Jr. ikisi de iyi atlet. Çok daha büyük oynuyorlar boylarına göre. Çünkü arkadaki bekçinin Aa, de Arkada olur. bir tane elinde sinek şeyi adam bekliyor. Ee, tabii şimdi o olmayınca bazı şeyler de e, kendini gösterdi. Avantajlar da Minnesota lehine. Ee, yani maç sonu da enteresandı çünkü e, hep Dallas son çeyreklerde clutch time'da özellikle e, bazen ikisi birden, bazen bayrak takımı gibi Doncic ve Kyrie Irving'in performanslarıyla maçı kazanıyordu. Üçüncü maç müthiş bir örnekti. Ya yani Kyrie'nin orta mesafe şutu, öncesinde Doncic'in zaten oraya getirişi ve ikisinin çektiği ilgiden, mesela köşeye giden P.J. Washington'ın e, maç toplarından biri olan bir üçlüğü vardı. Ya dikkat ettiysen çok blitz yapmadılar. Daha ziyade 2-2 iki, iki, iki oynamasını sağladılar perdeleme sonra Doncic'in. E, orada lively de olmayınca o da seçenekleri azalttı. Ben Kyrie'nin çok pasif oynamasına şaşırdım çünkü şöyle düşünüyordum. Şimdi Celtics serisi onun için önemli bir seri olacak. Mesela... Porzingis için de Dallas açısından yani orada o kadar hikaye var hikaye ki oluruz, evet. yani Celtics bu kadar boş gün olumsuz da etkileyebilir ama Porzingis açısından maç eksiği hariç yani. Herhalde %100 sağlıklı bir Porzingis göreceğiz biz e, final serisinde. Ya bir ayın üstüne 9 gün daha geldi. Evet. Yani. Playoff içinde 40 gün dinlenmek herkese evet. nasip olmaz yani büyük bir avantaj. O açıdan Kyrie de bu seriyi fazla uzatmaz diye düşünüyordum. Çünkü yani e, tamam Edwards özellikle maç sonunda inanılmaz savunma yaptı. Hakikaten. Ki üçüncü maçın tam aksi. Hatta tam... üçüncü maçta uyuduğu pozisyonu hatırlıyorsun evet. PJ Washington üçlü. Burada baskıyla PJ Washington'a top kaybettirdi. McDaniels iyi savunmacı. Ama elit Kyrie ile elit Luka'yı durdurmaları mümkün değil şey olarak. Çünkü ikisinin de çok aktif seçenekleri oluyor tam takım olduğu zaman. Bu arada bence son çeyrekte Gafford özellikle o çember savunmasında iyi iş çıkarttı. Çok kritik hamleleri var. Jaden Hardy'nin yine orada ekse bir katkısı oldu. Yani aslında sahne böyle Luka ve Kyrie'nin gelip vurup seriyi bitireceği noktaya doğru gitmişti. Ama bu kez olmadı. Bu kez Edwards Towns ikilisi Yıldız Savaşı'nı da kazandı kazandılar. ilk defa. İlk defa. Herkes güvenle eve gitsin. Sağlıklı, sıhhatli biçimde yeniden buraya döneceğiz anonsları yapılmıştı. Seri dönüyor. Yani çok böyle gelecekten haber vermemek lazım malum son olaylarda bunu gösterdi. Ya da canlı yayın açmamak lazım sonrasında. Ama sen serinin Minneapolis'ten yeniden Texas'a döneceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Yoksa 7 gün mü Arap olacak maçsız? 7 olur. 4 olur. Çok fazla olur. abi. Sen 3 ila 5 gün arası bir reçete giriyorsun. Yani 4-2 biter. 4-2'li ısrarcısın. Ben bir kez daha yokladım. Ya, hayır şimdi Minnesota yine 9'da 1 atar, 9'da 2 atar. O zaman orada kazanırlar. Bu kadar atmasına da bence gerek yok. Çünkü 9 tane serbest atış kaçırdı şey. Dallas. evet. Ya, yani 2 tane daha serbest atış kullandı. Doğru hatırlıyorsam Minnesota pardon. Dallas. Bir sayı daha fazla buldu Minnesota'dan serbest atış çizgisinden. Yani 9 serbest atış kaçırma çok fazla. E 30 sayı üretti e, top kayıplarından Minnesota'nın top kayıplarından Dallas e o da çok önemli bir şey. Bunlar e, biri yukarı çekilebilecek, biri aşağıya çekilebilecek e, rakamlar şey için e, Minnesota için. Ondan seyirci de şimdi iyice havaya girdi. E, Micah Parsons'a sana ayakkabı getireceğim, geri geliyoruz de demiş. O da 14 bin, 15 bine giyiyormuş. Yani her yer şeyin ayakkabısını giyiyormuş. Edwards'ın. 15. Çok değil mi? Çok. Yani mağazalarda bulunur mu 14-15? Bence ne bulunur. Ne ya? Ha? Kaça denk geliyor? 50'ye falan mı? Bilmiyorum. Ben hep hep İngiliz, şey, İngiliz şeyiyle gittim orada büyüdüğüm için. Ama 50 küsürdür. Yani üstünde Luka Doncic şeyi, Parsons'ın ayak 50 değil mi? Tam 50 mi? Uf. Çok. <laughs> Ama bulunur. Hay kendi ayakkabısı, kendi şeyi mutlaka yaptırır bulunması ve iki günde yaparlar 10 tane. Yeter ki dağılsa geri gelsin. Bakalım. Çünkü Parsons'ın deplasmana gideceğini hiç zannetmiyorum. Parsons deplasmana gidecek. O da gidecek Dallas yani. Cowboys'da oynuyor. Yani bilmeyenler için söyleyelim. Dallas'ın NFL takımında oynuyor. Edwards'a bir poz verdi ve ufakta bir diyalog yaşandı. Bakalım neler olacak? Seri dönecek mi? Murat abi 4-2 dedi açıkçası. Bu noktadan sonra ben de Minnesota'nın 7. maça götürmesini zor görüyorum. Derek Lively'de en kötü ihtimalle 6. maç. Döner. Herhalde riske edilecektir zaten müthiş enerjik yani kolay da dönebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hassas bir bölge olmasına karşı. Murat abi biten serimize gidelim. Yani Tyrese Burton'ın bir buçuk maç oynayabildiği, Indiana'nın 3 maçta hem de maçın önemli noktalarında, önemli safhalarında yüzde 90 galibiyet ihtimaline kadar çıktı. İlk maçı adeta hediye etti. Üçüncü maç Tyrese Burton'sız kazanabilecek bir noktada bence maç sonu yine çok kötü oynadı ve orada Celtics'in Tecrübesini konuşturdu. Nitekim dün gece de Celtics maç sonunda yine ağırlık koydu ve kazanmayı bildi. Çok kolay biçimde NBA finallerine gidiyorlar. İki tane maç kaybettiler ama iki maçında takip eden maçlarında ezdiler Ezip geçtiler. Güç Hem farkını de ortaya koydular. E bu seri onlar için aslında playoff'a merhaba niteliği taşıdı. Yani hele Burton olmasa da Indiana onlara üç tane rekabetçi maç, iyi test verdi. Ama Celtics yeniden NBA finallerinde. Abi ikinci maç hariç Indiana diğer üç maçı kazanabilirdi. Şimdi Celtics hiç yıpranmadan geldi. Ama yani burada test edildi. Ama Indiana'nın buralarda olmasını kimse beklemiyordu. Şeyle oynuyorsun, Miami ile oynuyorsun. Jimmy Butler hiç yok. E, Cleveland'da oynuyorsun son iki maç Donovan Mitchell yok. Jared Allen yok. Hakikaten. Jared Allen hiç yoktu. Onları, o da bayağı eleştiri aldı e, Morris'tan. Evet yani Şimdi Morris e, düzdür. Yani, düz olduğunu gösterdi oynayabilirdi dedi. Onun yani belli ki bir, e, bir yerlerde soyma odasında bu konuşuldu. Yani, bir Christopher yeme ekibi diyeceğim ama Jared Allen'da bir Christopher'in prensi ya. Yani, arasında en iyi olduğu oyuncudur bence. Öyle bir niyet yok. Yok ama zaten Bickerstaff'la yaptı önceden karar vermişler. Yani, e, Devam etmeyecekler. Evet. E, hiçbir teklif bile yapmadılar. E... şeyle son iki maç yok. Hatta iki buçuk maç. Yani e, İyi bir böyle uzun scrimmage serisi oldu Boston için. Bol bol 5'e 5 oynadılar. Ya, yani e, form tuttular. Sakatlık vermediler. Yorulmadılar. Yaz çok iyi form tuttular Murat abi. İşte. İkinci maçın ilk yarısında Jason Tatum çok kötüydü. İki taraflı olarak. ya yani üstünden 8'de 6 ile falan atmıştı. Paces hücum edemiyordu. İkinci maçın ikinci yarısı ile birlikte boyalı alana baskı, çok daha sert, çok daha agresif liderliğini o konuşturdu. Üçüncü maçın sonunda inanılmaz kapattı. Hakeza bu maçın sonunda da bunu gösterdi. Yani Celtics'te o J.J. Show tam anlamıyla fiziksel liderlik, tempo, boyalı alan baskısı her zaman konuşuyoruz. ya. Yani Celtics bir o drive and kick takımı. Boyalı alana girdiği anda ligin en kaliteli şut üreten takımı. Ve bunu yaptığı zaman özellikle Jalen Brown dün gece bence bunu çok gösterdi. Savunmada da çok daha agresif oluyor. Yani maç bile onu yaptı zaten Jalen Brown ama oraya gelene kadar maç boyunca önemli savunma hamleleri vardı. Bir de şu gerçekten sinir bozucu. Yani Jalen Brown ve Jason Taylor'a sahip bir takımın aynı zamanda Derek White ve form tutan bir Cirolde'ye sahip olması. Ve Al Horford'un da... Ve kaçırmayan bir Al Horford üçüncü maç. 7 tane üç kat. Indiana'nın beş üçlüğü var. Üçüncü maçta yeniden hatırlatalım. Yani Porzingis de dönerse ki artık dönmesi lazım. Yani dönecek de nasıl dönecek soru o. Yani verimli dönmesi için tüm şartlar sağlandı. Peki Dallas'ın uzun rotasyonu sağlıklı olursa sence Boston'a problem yaratmaz mı? Ya yani Kleber'in de dönmesiyle birlikte olabilir. Çok çeşit var çünkü. Evet yani çeşit bol. İkisi de yüzde yüzse seri başladığında. Yaratabilir ama ben Celtics'in hala herhangi bir seride ikiden fazla maç kaybedeceğini... Düşünmüyorum. Kafamda diyor. canlanmıyor. Yani Nasıl Celtics 3 kez ya da 4 kez yenilebilir? Çok kafamda canlanmıyor. Bir kere maç kapatmayı... Ama bu maça kadar Dallas da maç kapatmayı çok iyi biliyor. Ama işte abi savunma tarafında da maç kapatmayı biliyorlar. Yani Cirolde 3. maçta Neymar'da dur bakalım kahraman yapmam seni dedi. Tak. Topu aldı. Dün yine maç kapatan oyunlarda Cirolde var. Fiziksel olarak o Milwaukee şampiyonluk sezonunda yakın bir yere gitti. Evet, evet. tarafında çok verimli oynuyor. Bir de Derek White ya ben, bu kadar ben zeki, şöyle bu kadar zeki olunur. E, Indiana, fiziksel olarak her pozisyonda yenildi. Yani Jalen Brown bir Amerikan futbolcusu sanki e, şeylerle oynuyor, voleybolcularla oynuyor. E, şey öyle, Drew Hall'ı da öyle. Yani ite ite, omuz, omuz, sağ göster, sol. Süngü ya. E, pat, şey, pat. E, zaten e, Brown'u, Jalen Brown'u söylemeye gerek yok. Ya yani Belki de pozisyonunda NBA'in en güçlü oyuncusu. Şimdi Dallas'ta e, o fiziksel üstünlüğü gösterebilecekler mi? Yani Dallas diyorum ama yani Minnesota'da olabilir. Onları da hemen silmeyelim. Ben yani Dallas, Tarihte örneği olmadığı için o, Dallas, Dallas e, bir de şimdi e, karşında bir adam var. Kafa yapısı iyi olduğu zaman Yetenekleri hiçbir zaman tartışılmadı. Bu sene kimsenin demeyeyim, hadi belki vardı aralarında ama benim hiç beklemediğim bir uyumla, mutlu bir şekilde, vücut dili bambaşka oynuyor. Ve damgayı yemesinin nedenlerinden biri de Boston Celtics. Yani toksik bir soyunma oda, odası oyuncusu. E şimdi hakikaten yani ne bileyim LeBron, Jordan, Kobe o serileri bitirirdi. Tamam fiziksel olarak pozisyonu da farklı ama yani ben Kyrie'ye mesela Celtics serisinde inanılmaz güveniyorum. Eğer o kafa yapısına sahipse. Zaten o damganın tamamen ortadan çıkması için Supermax'i alması için Celtics'in yanlış olduğunu da sağ içinde göstermesi lazım diye düşünüyorum. Var mı e, kayri kadar yetenekli bir guard? Sadece yetenekten söz ediyorum. Ya orta mesafe sol e, şey atıyor. Yani üçüncü maçta agresif oynadığı zaman durdurmak mümkün değil. Üçüne üstüne üstüne gitti. Yani Kobe'nin üzerinden maçı bitirdi işte. El üstünden yani. Evet. Geçip bitirmedi bu arada. El üstünden bitirdi. Yeniden hatırlatalım. Ya Kyrie için bir rovanş serisi niteliğinde olacak. Kariyerinin böyle hani imza serisi tam. Yani, bir tane tarihi bir şutu var işte Kyrie'nin. O şut kadar önemli ve bu bence seri. O sadece bir maçtı. Yani bir pozisyondu. LeBron taşıyordu o takımı. Bu bir seri olacak. Hatta zaten öyle yorumlar da okuyorum. Tabii ki performans bazlı olarak tam denk düşmüyor ama Lebron'un Cleveland'a Kyrie'ye yaptığını Kyrie şimdi Doncic'e yapıyor. Daha tecrübeli ve daha büyük bir etkiyle o fark yaratıyor. Özellikle maç sonlarında gibi konuşuluyor. Ama Boston'da da e, Jaylen Brown'a şeye yapsın diye aldılar. Tribünde oturuyordu. İdmanları seyretmiyordu. Bench'te kavga ediyordu. Bench'te kavga ediyordu. Yani ben şunu düşünüyorum. Boston'un da başarısında o var. Her iki takımda bu kadar geniş kadroları olmasına rağmen Hiyerarşii, takım içindeki hiyerarşiyi çok iyi oturttu. Jalen Brown MVP seçildi Doğu'da. Ama takım hala Jason Tatum'un takımı. Bunu Jalen Brown da kabul ediyor. Al Horford e, inanılmaz oynuyor. E zaten kazanır, ha, Al Horford o tarz bir oyuncu. Hiyerarşide yerim neyse söyle koç. E, Holiday öyle bir oyuncu. E, Derek White zaten e, Popovich şeyinde yetişmiş. İnanılmaz bir blokçu oldu stars. durup dururken. NBA Kaç tarihinde <laughs> bir seriyi iki top çalma, iki blok, iki üçlük isabeti maç başına bitiren ilk kart. Derek White. Evet. NBA playofflar tarihinde. Yani normalde bir istatistik ama e, maçı izlerken öyle bir notta görmüştüm. Bir de şimdi tabii Boston'un bu şey var diyorlar. E, strese giriyorlar, düzenin e, dışına çıkıyorlar. Çok fazla ayso oynamaya başlıyor. Ee, ama... Golden State karşısına çıkan... Boston'la bu Boston... aynı değil. Tamam kilit parçalar aynı belki. Bir kere orada iki gün arayla... final serisi başlamıştı ve hem e, Miami serisi hem... E, Milwaukee serileri yedi maç gitmişti. Yani yıpranmış bir Boston vardı. E Marcus Smart vardı o takımda. Grant Williams vardı, Robert Williams vardı. E, Smart ilk beş oyuncusuydu. E, 2 Williams ve Daniel Tice toplam playofflarda 25 maç ilk 5 başlamıştı. Tice da yok şimdi. Yani bambaşka özellikle de Porzingis iyiyse bambaşka bir Celtics var. Bu takım daha kaliteli bir takım. Daha e, tehlikeli, daha savunmacı bana sorarsan. Yani Drew Holiday, Marcus Smart da çok iyi bir savunmacıdır ama bir playoff maçının son 5 dakikasını oynuyorsam e, tercih ederim. Neden de tercih edildiğini gösterdi. E bir de Derek White var. Derrick White var. O zaten hani şapkadan çıkan bir tavşan. Hele bu sezon... her parametrede kariyerinin zirvesini yaşıyor Derrick White. Sen az önce San Antonio Gray, Popovic kültürü dedin. All-Star seçilmedikten sonra... bir tane damage'ini hatırlamıyorum ya. Hemen döndü yani. Normal sezon devam etti ve playoff'lara konsantre oldu Derrick White. Sağda cevabı vermeyi ben tercih mi? etti. Jalen Brown'a keza... en iyi beşeri seçilmedikten sonra hiç konuşmadı. Hemen ilk maçta... Ceza, cezayı kesti. Indiana'yı kesti cezayı. Hünc'ünü yani Indiana'dan çıkardı. E bir Jason Taylor'ın demeci vardı. Biraz böyle manidar. Biri. Bu değişik bir çocuk ya. Onda var. Onu ben yani zaten Onda kırılma başlayacaksa bence ondan başlatılmalı. Yani kafa olarak diğerlerine nazaran sanki biraz daha aşağıda. Yani winner kafası demeyeyim de taf. Yani, Sağlam bir mentalitesi yani, yok. Ne, ne olursa olsun ben işime bakarım. Dallas onu mu derisinin altına girebilir? Strateji bu mu olabilir? Ama o kadar da büyük bir güç var ki abi. Bir kolektif güç var yani. Hani ateş gücü denir ya basketbolda. Bir sürü tüfek var. Rıçın, kötü bir teydimi de taşıyabiliyorlar. Taşıyorlar ama rakibe göre taşıyorlar. Yani. Final serisini yemez mi diyorsun? Papaz, bilmiyorum. bilmiyorum final. Bakalım şimdi Dallas ne durumda olacak? Ee, onun serisi bittiğinde... Ama ben Dallas'ı hiç Minnesota serisinde de yani Denver serisi sonrası Minnesota'yı kimse durduramaz gibi gözüküyordu. Ben orada da Dallas diyordum. Ya tabii o senin akıbetini de şöyle bilmiyoruz. Belki seri 6 maça gidecek, belki 7 maça gidecek. Belki Derek Lively'nin durumu beklediğimizden de daha endişe verici olacak. O zaman ee, tehlike. Belki Max Kleber bakacak, deneyecek ve... Pek Olmayacak. O, pek olmuyor diyecek. Orada Gaffer tek başına kalacak. P.J. Washington'ın tepede oynamak zorunda kaldığı denklemlere gidecekler. E, P.J. Washington'ın burada ideal rolü değişmiş olacak ister istemez. Tabii. Taşlar yerinden oynayınca sıkıntı olacak. E, zaten deplasmanlarda yan parçaların Derek Jones başlamak üzere şut tatmakta nedenli zorlandığını gördük. Belki Jadon çünkü Edison Masa'da iki tane iyi maç oynadı. Bundan sonra bitecek. Zaten Dante Exum'u çok fazla parkaya gönderemiyor. Yani Mavericks oradan çok dayak yiyerek gelebilir. Dün geceye kadar herkes şunu düşünüyordu. İki tane 4-0, 9 gün dinlenme. Hadi bakalım ringe atalım birbirlerine. Ya NBA'yi hiç tanımıyorlar. 9 evet. gün NBA Baseball sezonu varken anlaşmada e, anlaşma daha netleşmemiş. 9 gün ara verir mi ya? Murat abi senin bu tecrübenden zaten faydalanmak için insanlar... Hayır yani alakalı. mümkün değil ya. Ya yani burada... kabul edelim ki... iki Bak, konuda. E, bir hafta bile çok fazla. 6-7 gün bile çok fazla. Indiana cephesini Murat abi konuşalım kapatırken. Vallahi Nemhard Indiana'ya güzel bir... E, sorun sundu. Liderlik sorunu mu? E, Halliburton'sız iki maçta 28 sayı 9.5 asist... 3.75 rebound, yüzde 53.8 üçlük, yüzde 61.3 ikilik. Yalnız her iki maçında kazandırabileceği iki maçında sonunda Ciro Vatoz gibi çarptı. Bir o dakika, kadar da olur diyorsun. Ya bir dakika şimdi. <laughs> bir Ciro yani Vatoz gibi ya şey mi? <laughs> <laughs> ee, i̇ki ilk defa Nemhard böyle bir pozisyonda olmuş. Ee, Yanlış şunu da söyleyeyim, hiç sorumluluktan kaçmadı. O da önemli bir şey. Şimdi e, ileriki zamanlar için, sezonlar için nem Nemhard'ı nasıl kullanacağı Carlisle'ın çok önemli. Bir de Carlisle çok kötü bir seri geçirdi. Yani hakikaten e, buraya getirmesi Indiana'yı e, bu kadar eksik olmasına rağmen son iki maçta Pacers'ın gösterdiği, inat, enerji, performans. Bir de oyuncu gelişiminde bence çok iyi iş çıkardı. Yani sezon boyunca bu denli derin bir takım ortaya çıkartan. Yani o hiç konu gel, gündeme gelmiyor. Esasında şey de sakattı. Hiç oynamadı playofflarda. Ameliyat oldu. Maturin mi? Batur. E, o da iyi oyuncu. Maturin bu takıma çok farklı bir hücum e, gücü getiriyor. Aynen. Yani. Ve yani bu takımın o temposunu yaratan oyunculardan biri, o tempo için en büyük fark yaratabilecek oyunculardan biri. Yani Celtics herhalde bir yıl Golden State öyleydi ama bu kadar değil. Sakatlıkların onlara en e, güldü playoff sezonu. Yani oraya yani işte de koyuyorum, Embiid'i de koyuyorum, Deymi de koyuyorum çünkü Nick si de katmak lazım. Yani Nick zaten apayrı. Yani. Indiana'ya Indiana Nazar'a daha zor bir seri verebilecek 3 takımda inanılmaz e, sakatlıklar yaşandı. Bence tam Randall, tam Anunobi olsa tam bir Knicks Celtics'i 7 maça götürebilecek. Az önce dedim ya Celtics'in 2'den fazla kaybetmesi kafamda çok canlanmıyor diye. İşte orada biraz... %100 sağlıklı bir Knicks'te canlanıyor, canlanıyor. Canlanıyordu. Ha, orada da insanlar şunu söyleyebilir işte Hart'ın ve Di Chenzo'nun gelişim eğrisi burada mı olurdu? Özgüvenleri ve işte top kullanma hacimleri burada mı olurdu? O tartışılır. Olur, olur. Onlar her zaman konuşmaya değer. Nemhart konusunda ben de yüzde yüz katılıyorum. Bir kere küçük bir gard olmasına rağmen o vücudunu inanılmaz kullanıyor. Yani kendi noktalarına gitmeyi biliyor. Boyalı alana gitmeyi, savunmacıyı sırtına almayı ve bunları aslında ilk playoff tecrübesinde, ilk kayda değer büyük tecrübesinde yapıyor. Bakalım Neymar'dan ileriki dönemdeki yani Hindistan'a e, doğru hamlelerle herkes yani onların da rakiplerinde çok sakatlık oldu. Burayı e, sakatlar olmasa belki e, gelecek e, gelebilecek bir yer olarak göstermiyorlardı ama Hindistan'a da ya çok güzel böyle genç takımlar geliyor ya yani bir iki doğru hamleyle. Ya şu takımda bir Tecem Kanal işte 92'li galiba Kanal. Onun da kontratına bakacaktım bir saniye abi. Merak ettim. Çünkü bu noktadan enerjisi ve kariyeri bitene kadar herhalde yarışmacı takımlar için yedek kart arayışının... Ama Indiana bırakmaz mı? Yok. Yani Carl, Obi Topin paketi onlar için büyük fark yarattı. İşte Shepard seri içinde abi çayla... silindi gitti ama, ama normal. Ama yani ilk beş başlattı son iki maç. Çaylak oyuncu. E, sezonun içinde de böyle e, doğru dürüst kullanmamışsın o kadar. Yani çok normal abi. Mekana'nın kontratı gelecek sezon bitiyormuş abi. Oyuncu opsiyonu değil yani garanti öyle mi? Tamamı garanti değil. Muhtemelen bir takım opsiyonu tarafı vardı. Onu kullanacaklardır ama... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Campazzo'yu falan Euroleague'de mahveder ya. Ama artık... Abi orta et. Yani üçlü biraz daha... Epey daha iyi olsa zaten dur yani durdurulması mümkün olmayan bir enerji <laughs> küpü olur. O orta mesafeyi atarken girme ihtimali yok. Bir tuhaf atıyor ya. Havadan bir şeyle çengelle tutturuyormuş gibi. Turnike zaten inanılmaz. Korkusuz. Otoban faresi yani. Güzel otoban faresi. Küçük arabalar olur ya aşırı hızlanan. O tarz bir oyuncu öteyeceğime yakalanır. Güzel bir sezon. Indiana için hatırlamaya değer sezonlardan biri oldu zaten. 10 yıl sonra konferans finallerine döndüler. O Paul George takımdan sonra bir ilk oldu. Frank Vogel'dı koç yanlış evet. hatırlamıyorsam. O takımdan sonra ilk konferans finali takım oldu. Bakalım neler yapacaklar. Ama Celtics NBA finallerinde. Murat abi kapatırken çok kısa bir Bill Walton diyelim. Bill Walton. onu pazar günü daha detaylı konuşuruz. Vefat etti. Ee, yani kardeşimle biz bayağı birlikte işte 17-18 senedir spor seyrettik. Allah uzun ömür versin. Doktor J vefat ettiğinde benzer bir mesaj atar. Birçok Raiders'lı, yani hiç böyle sabahın köründe o benden daha erken bilgisayarın başına oturuyor. Bill Walton için mesaj attı. Çünkü biz Bill Walton'la büyüdük UCLA'de. O Walton çetesi 88 maç arka arkaya galibiyet. Ve 14 yaşında Amerikan futbolu oynarken ayağını kırıyor ve kariyeri boyunca ayak, diz, bel, dirsek yani esasında tam şey gibiydi. Yani Jalen Brunson'ın bu seneki playofflardaki kötü hali kariyeri boyunca ve yüzde yetmiş seksen sağlıklıyken Portland'dı ki güzel bir takımdı ama süper yıldızı olmayan bir takımdı Walton dışında. Tek başına e, şampiyon yaptı. Çok sevilirdi. Grateful Dead hayranıydı. Zaten ilk sağlığı mesajları Jerry Garcia vefat ettiği için ondan değil ama e, Grateful Dead'in diğer üyelerinden geldi. Kardeşimizi kaybettik diye. 800 ile 1000 arası Grateful Dead konserine gitmiş. Boston'dayken bütün takımı götürmüş. E, Rick Carlisle ailesiyle götürmüş. Siyaset, müzik, spor her yerde e, fikrini açık açık beyan eden biriydi. Yani yaşıtlarıyla onunla birlikte vakit geçirmişlerin tweetlerine baktım. Hepsi böyle türünün tek örneği. Tek, tek. En çok belirgin ifade oydu, en sık kullanılan ifade oydu. Yani Bill Walton basketboldan gelip geçen, Türünün tek örneği insanlardan biri demiş herkes. Ve bana sorarsan NCAA tarihi, Evet, Pistol Pete Maravich inanılmazdı. Ee, başka da oyuncular var. Bill Russell, San Francisco'da Casey Jones'a inanılmazdı. NCAA tarihinin gelmiş geçmiş e, en iyi oyuncusuydu. O zaman sakatlıklar bu kadar e, yoğunlaşmamıştı. Final maçında 22'de 21 ile oynadı ya. <laughs> Neden, neden kaçırdı acaba o tek şut? Ona bakmak lazım. Valla gıdıkladı da. <laughs> ama abi... Nur içinde yatsın. Ee, gerçekten... Hall of Fame seçilmesine çok sevindim. Ee, çünkü... E, kariyere baktığın zaman NBA'de... diğer efsane pivotlarınkinin yanında biraz... sönük kalıyor belki ama sağlıklıyken ya da sağlıklığa... Yak, yakınken... E, ne ya bizzat seyrettiğim için nasıl bir oyuncu olduğunu çok çok iyi biliyordum. Yok için blok yapanı diyebilirim. İnanılmaz bir sağ görüşü vardı. Top getirirdi. Ki favori oyuncusu da yok içti. Güncel basketbolcular için de onu o kendine Kendine benzettiği için ya da kendisinin daha gelişmiş modeli olarak... E, yok için de Alperen'i tutması gibi. Gibi biraz aslında. olabilir, aslında. olabilir. Bir son hikayeyi anlatayım. Artık kariyeri bitmiş. Tamam Doktorlara gidiyor. Ve e Doktorlar diyor ki oynama izni veremeyiz. Çünkü hangi sakatlıktan dolayı oynayacak durumda değil onu bile ön plana çıkaramayız. O kadar kötü. O sırada Red bak giriyor. Nerede benim oyuncum diyor. Elde pro. Bu da yatıyor orada işte şey muayene yeni bitmiş. Bill diyor oynayacak durumum var mı diyor. Ee, hiç yoktu diyor. Walton kendi kendine. Evet oynayabilirim diyor. Celtics'te de şampiyonluk yaşayıp yılın altıncı adamı seçilmişti. Ee, hakikaten oynayacak durumu yokmuş artık. Ee, ağrı kesici mi neyle oynadı? Hiç de maç kaçırmadı. Bir maç mı ne kaçırdı? huzur içinde uyusun diyelim Murat abi. Sen de güzel anekdotları verdin. Pazar günü daha detaylı konuşacağız. Ama basketbol dünyasından böyle bir efsanede. Büyük güzel efsane. Büyük. Abi. Murat abi ağzına sağlık. Gelecek hafta Seninle. yeniden görüşmek üzere. Öncesinde pazar de günü. T-shirt muazzam bu arada. E iyi günde bulmadık, kötü günde bırakmayız <laughs> diye bu tişörtü de giymiş olduk. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.